Merhabalar değerli izleyenler. Saatler 20.30'u gösteriyor. Antalya'nın en çok izlenen haber bülteniyle bir kez daha karşınızdayız efendim. Günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız, anlatacağız sizlere. Bugün yoğun bir gündem var. Gün içerisinde de zaten yine birçok yeni haberi sizlerle buluşturduk ama şöyle bir baktığımız zaman özellikle asayiş haberlerinin bir hayli fazla olduğu bir günü yaşıyoruz diyebiliriz değerli izleyenler. Ama ondan önce gündeme bir göz atalım dilerseniz. Sayın Vali ile Antalya Valisi Münir Karadoğlu ile başlayacağız bültene. Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde bulunan ve Osmanlı'dan Türkiye'ye aktarılan Patara Telsiz İstasyonu'nun açılışının 113. yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte Vali Karadoğlu da bir konuşma yaptı. Gelin bakalım. Buradan çıkan bunlar olsun. Geliyorum İrfan Bey. Patara'dan selamlar. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tarihi Patara'dan, Osmanlı'nın Türkiye'nin ilk tesis telgraf istasyonundan selam ediyoruz. Henüz öngörüsüzce yapılan kamu ağaçlandırması tarafından bozulmamış bembeyaz bir kumsal ile muazzam büyüklükte ve yoğunluktaki kalıntıların üstünü örten doğanın yeşil yorganından ibaretti Patara. İşte tam da bu nedenle Likya'nın uyuyan güzeli denmişti Patara'ya. 31 yılın artık sayıları yüzlerce olan tüm ekip üyelerine huzurlarınızda şükranlarımı iletiyorum. Antalya, Akdeniz, Anadolu gerçekten medeniyetlere, birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış İnsanlık tarihi bakımından önemli mekanlar. İçerisinde bulunduğumuz bölge Likya medeniyetinin başkentliğini yapmış önemli bir şehirdeyiz. Biz şu anda bu toprakların sahibiyiz. Bu topraklarda var olan bütün kültür ve medeniyetten bahsediyorum. Hepsi bizimdir. Hepsini sahiplenmek, hepsini korumak, hepsini gelecek nesillere aktarmak bir insanlık görevidir. Arkadaşlar ne olur, tarihimizden de, insanımızdan da, medeniyetimizden de bahsederken çekinerek bahsetmeyin. Bu millet her çağda çağının gerekleri neyse onun peşinde olmuştur. Dün de öyleydi, bugün de böyle. Bugün de biz 4.5 teknolojisine, 5G teknolojisi, yine en erken geçen ülkelerden değil miyiz? Allah'a hamdolsun. Yine öyleyiz. Dün öyleydik, bugün de böyleyiz. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişi anlatırken ille de Osmanlı'yı kötülemek zorunda değiliz. Osmanlı kendi yaşamını tamamlamıştır. Tarih sahnesinden çekilmiştir. Ama her şeyiyle bugün en son teknoloji olan telsiz telgrafın bir istasyonu burada, birisi Trabluskarp Derne'de ve buradan orayla haberleşebiliyor. Burası payitahtla, İstanbul'la haberleşebiliyor. Neredeyse bugünkü işte bizim cep telefonu haberleşmesine benzer, belki Morse alfabesi kullanıyor. Ama bir telekomünikasyon var. Çağının gerektirdiği bir haberleşme sistemi kurulmuş. Trabluskarp'la İstanbul'u birbirine bağlamak o gün için çok... Değerli izleyenler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında başlattığı ve ilk etabını 2019 yılının Ocak ayında hayata geçirdiği Boğaç ayında son dönemlerde meydana gelen yosunlaşma görüntü kirliliği oluşturuyor proje kapsamında. Yıllık 34 santimetre tortu ve çökelti öngörülüyor bir diğer yandan. 6 ayda deredeki rusubat birikintisi ise 1,5 metreyi aşmış durumda. Ve hal böyle olunca tabii taşkın riskinin yanı sıra Konyaaltı sahilinin bir bölümünün kıyı erozyonu sonucu
yok olma riski dahi ortaya çıkıyor. Görsel olarak baktığınız zaman yapıldığında herkesin takdir ettiği bir şeydi. Ancak mühendislik açısından irdelendiğin zaman en başta söylediğim 3 etken, taşkın, kıyı erozyonu ve suların tuzlanması konusunda bir çözüm getiremedi. Gelinen noktada özellikle 4 ay, senede 4 ay kurak geçecek burada. Yukarıdan su kaynağı gelemeyecek. Bu gölet suyla beslenemeyeceği için durgun bir su haline gelecek ve lagünleşme şu an gerçekleşmiştir. Bu beklenen bir şey mühendislikte. Tabii bu lagünleşme beraberinde işte sucul bitkilerin gelişimini hızlandıracak. Sucul bitkiler başta görüntü kirliliği başta olmak üzere oksijen dengesini de bozacağı için, çözünmüş oksijen miktarı dengesini bozacağı için bir müddet sonra çürüyecek, dibe çökelecek, çamur oluşacak. Bu çamur da hidrojen sülfür üreterek başta koku olmak üzere sinekleşmeyi de, sinek üretimini de arttıracak. Bu bir sorun. Bu sorunu çözmek gerekiyor. 200 metre eninde, 2,5 metre derinliğinde 750 metre bir göletin rusubat dolumu projede yılda 34 santimetre olarak tespit edilmiş. Ancak yaklaşık 6 aylık zaman diliminde ölçtüğümüzde 1 metre 70 santimetreye varan ortalama olarak da 1,5 metrelik bir rusubat birikimi burada oluştu. Bu öngörülmeyen bir durum. Ve bu da ciddi anlamda taşkın açısından da risk taşıyan, artı bu rusubatın muhakkak kıyı erozyonuna da çok büyük etkisi. En önemli konu burada aslında kıyı erozyonu. Çünkü bu rusubat burada birikiyor, denizde bulaşamadığı için dalgalar kıyıyı aşındırarak ciddi anlamda bir kıyı gerilemeleri olacak. Yani kumsalımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Biyolojik bir mücadele yapılması lazım. Mesela bu bitkilerin oluşmaması için bu bitkileri yok eden bakterilerin atılması gerekiyor. Bunlar da tabii hep maliyet. Artı suyun içindeki oksijeni dengelemeniz için bir fıskiye sistemiyle devamlı hareketlendirmeniz lazım. Onlar bir maliyet. En önemli maliyet aslında kıyıyı kaybetmemek adına şu an ortalama 1 metre 50 santim. Yer yer 1 metre 70 santime varıyor şu köşede. Bu biriken rusubatı her yıl kamyonlarla buradan taşıyarak kıyıya boşaltmamız gerekiyor. Bu da bir maliyet. Kıyı erozyonu olmaması için. Tabii burada burayı korumak için de belediyenin işletme maliyeti olarak her yıl milyonlarca lira bir para harcaması gerekiyor. Zaten 131 milyon lira KDV dahil bir para harcanmış. Her yıl hani suya çok ihtiyaç var mı? Şuraya baktığınız zaman Akdeniz Körfezi'ni görüyorsunuz. Yani suya da çok ihtiyaç olmayan bir şey. Ama yatağı hiç oynamamalıydık. Bu yatak çok önemliydi. Çünkü taşkın riski bakımından, kıyı erozyonu bakımından, su aldığımız kuyular tuzlanması bakımından çok önemliydi. Oynandı yatakla. Yatağı eski haline dönüştürmek en mantıklı, bilim adamlarının söylediği de bu, en mantıklı yol olarak gözüküyor. Değerli izleyenler, Türkiye genelinde 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi tabii balıkçılar ağlarını onardılar, hazırlıklarına başladılar. Ve o tarih geldi çattı. Bir diğer yandansa Antalya'da sezon 15 Eylül'de başlayacak değerli izleyenler. 2 hafta sonra başlıyor. Balıkçılarsa Akdeniz'de yoğun şekilde görülen istilacı türlerden biri olan balon balığından şikayetçi. Burayı bitiren balon balığı var. Balon balığı, balon balıkları size ne gibi zarar veriyor? Her bakımızdan ağımız yiyor. Zaten denizin ufak bir şey bırakmıyor denizde. Dişleri bir tenekeye tutuyorsun, cart diye kesiyor yani balık. Balığı buranın yani yavru balıkları yiyen bir malik. Nasıl bir malik bilmiyoruz. Nereden geldi? Bu 6-7 sene önceye kadar bir şey yoktu. Buralara mesela çıkıyordun, adanın önlerine istavrit tutuyordun, kolyoz tutuyordun. Bilmiyorum, Kıbrıs'ta diyorlar bir balon balığı tutana bir şey veriyorlarmış mesela. Bir para teşvik veriyorlarmış. Herhalde öyle bir şey olsa millet daha çok yüklenebilir yani, tutabilir. Neden? Neden tutabilir? Günlük kazancını ona bağlayabilir. Misinaları tel yapar, tutabilir, avlayabilir yani. Balık ne kadar ufak tefek, büyük ne varsa yiyor yamyamadan. Evet. Onun için çok kaybımız var. Ağları yiyor. Balıkları yiyor, her şeyi yiyor.
Peki ne yapmasını istersiniz? Nasıl bir şey olacak balık? Hükümet bedel verir. Bir bedel ortaya koyacaklar. Avlattıracaklar. Başka türlü olmaz. Çünkü bunun mazotu var, yemi var, takım zayiatı var. Adam teli bile kesiyor. Değerli izleyenler, aralarında Antalya'dan da öğrencilerin bulunduğu 18 lise öğrencisi, Türkiye'nin farklı noktalarından 18 öğrenci Ankara'daki Havelsan Bilim Kampı'na katıldı değerli izleyenler. Kampta 3 takıma ayrılan öğrenciler yapay zeka teknolojileri kullanarak yazılım projesi geliştirmek için birbirleriyle yarıştılar. O yüzden şu anki ilk amacım gidip yeni şeyler keşfetmek, yeni alanlar hakkında bir fikrim olması ve ondan sonra bir proje yapacaksam bu alanlarda cebimde olanları kullanmak gibi aslında. Elimin altında zaten bunun hakkında bir fikrim var. Ben buna neyi yeni katabilirim düşüncesi olduğunda bir şeyler yapmak. Hastaneye giren bir insanın eğer refakatçiyse veya ziyaretçisi, ki hastanelerde bu tarz insanlar hastalardan daha fazla görevlilerden. Biz şunu istiyoruz. Hastanede örneğin 0H pozitif kan grubuna ihtiyaç varsa o an için, hastaneye giren kişiye girdiği an 0H pozitif kan grubuna ihtiyaç var şeklinde bir bildirim göndermek istiyoruz. Bu şekilde bir farkındalık yaratmak. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği kapsamında üstün yetenekli öğrencileri 3 hafta boyunca Havelsan'da ağırlıyor olacağız, misafir ediyor olacağız. Çeşitli illerden gelen Bilsen ve Argem öğrencileri 3 hafta boyunca hem Havelsan faaliyetleriyle ilgili bilgi edinecekler, hem de seçmek istedikleri kariyerlerle ilgili, meslek seçimleriyle ilgili onlara destek olabileceğimiz ne varsa Havelsan profesyonelleriyle birlikte mentorluk çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da hackathon çalışması olacak. Bir Junior Hackathon planladık onlar için. Tabii ki yeni teknolojiler kullanmaya özen gösterecekler. Özellikle yapay zeka, büyük veri, makine öğrenmesi gibi. Zaten geldikleri okullarda da çok sayıda Lego'yla robotik konusunda çalışmalarda gerçekleştirmişler. Çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Yeni teknolojilere çok adapteler. Son hafta da hem mentorleriyle bir araya gelecekleri, bu mentorlarda nasıl seçildi? Havelsan'da çalışan profesyonellerimizden, onların ilgi alanlarına yönelik çalışan, edinmek istedikleri kariyere ilişkin, zaten o kariyeri edinmiş profesyonellerle onları tanıştıracağız. 18 öğrencinin her birinin kendi alanıyla ilgili bir mentoru olacak. Onlara hem bu mesleğin incelikleri neler, onlarla ilgili bilgi edinebilecekleri, hem de akıllarında eğer bir fikir varsa bu fikri hayata geçirmek için neler yapabileceklerine danışmanlık, rehberlik edecek profesyonellerimizle bir arada vakit geçirme fırsatları olacak. Onun dışında da bir takım eğitimler alacaklar. Bilim ve teknolojide yeni gelişmeler, geleceğe ilişkin öngörüler, açık kaynak, proje yönetimi gibi alanlarda eğitimler almaya devam edecekler. Değerli izleyenler, Manavgat'tan bir haberle devam edelim bültene. Çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve ziynet eşyası çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Manavgat Evrensekir'de kuyumculukla uğraşıyorum. Yanımızda çalıştırdığımız bir aydan beri sigortalı olarak çalışan Hüsnü ismindeki şahıs dün öğle cuma saatinde bir saat bir boşluktan fırsat bulup aşağı yukarı 1,5 kilo kadar malımızı alıp kaçmıştır. Çok şükür ki de emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri ve Alanya esnafı, etrafımızdaki insanlar, kuyumcu camiası hepsinin duyarlı olmasından dolayı, çabalarından dolayı yakalanmıştır. Herkesten Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Mersin merkezli gerçekleştirilen ve aralarında Antalya'nın da bulunduğu 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medyada cübbeli takkeli fotoğrafınız var. Şimdi fuhuştan gözaltındasınız. Ne söylemek istiyorsunuz? Diyor, bizim suçumuzdan şeyimiz de yok.
Korkumuz da yok, şeyimiz de yok. Doğru yolu buldum demişsiniz. Buldum tabii ya, her zaman biliyorum. Çekil, çekil, çekil. Değerli izleyenler, kına gecesinden sonra evinin balkonundan önce havaya, ardından da silah sesi üzerine oraya yaklaşan, iki bekçiye ateş açan dama düğün günü sevk edildiği mahkemede kamu görevlisini silahla tehdit suçundan tutuklandı. Ne oldu? Neden bayıldı? Sanki polisler öldürmüş gibi. Silah tıktı. Bir yana geçtiler bunu. Polisler şiddet yapıyor insanlar. Şeyde mi? Cezaevine mi gönderildi? Getiriyorlar silah attı diye. Ambulans çağırdınız mı? Ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Ambulans çağırın bir. Dedim kuzum. Hiçbir yok, bir şey yok. Bu düğününde mutlu atamaz mı? Kullanamaz mısınız? Siz içtik içmiş katamıyorsunuz mu? Kaç tane adam öldürdün de? Bu ne diyor? Terör müydü? Düğününde silah sıktılar diye damadı gözaltına mı aldılar? Gözaltına aldı. Geçmiş olsun. Dedi ki mutluluk silah attı. Gelinliğine bunu devlet Türkiye'ye duysun. Tamam, geçmiş olsun. Gelinliğine mutluluk silah attı, gel havaya. Tamam, geçmiş olsun. Değerli izleyenler, Kemer ilçesinde canlı heykel performansı sergileyerek geçimini sağlayan performans sanatçısının bahşiş kutusundaki paralar, değerli izleyenler, biri kadın, üç yabancı turist tarafından çalındı. O ana ilişkin görüntülerse o esnada çekim yapan bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir kişinin kaydettiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Merhaba, Emre Balım, Denizli'yim. Canlı heykel sanatçısıyım. Antalya Kemer'e performans için geldim. Burada yaşadığım kötü bir olay oldu benim için. Bağış kutumdan emeğimi çaldılar. Benim takıldığım nokta emeğimin çalınması değil, sanata yapılan saygısızlık diye değerlendiriyorum. Tanımadığım 3 kişi yaklaştı. 3 kişi, bir kişi önümü kapatmaya çalışıyor, bayan kırmızı. Kırmızılı bayan önümü kapatmaya çalışıyor. Diğer şapkalı ise çantamdan parayı aldığını gözümle gördüm. Videoya da yansıdı. Yaptıkları çok ayıp. Sanata gerçekten saygılı olmaları gerekiyor. Eğer isterlerse sanatımı canı gönülden öğretirim o kişilere. Onlar da alın teninle para kazanmanın ne olduğunu anlayabilirler. Muratpaşa ilçesi Kızıl Toprak mahallesinde eşiyle durakta bekleyen kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen Suriyeli mülteci polis ekipleri tarafından yakalandı. Tamam, o zaman oldu. Tamam. Bence bütün etkinlikleri hep... Yani 53 yıldır ben el ele geziyoruz biz. Evet. Yani bırakmam elini onun. Durakta gölgeyi yaparken burası daha gölge, rüzgar esiyor diye bu tarafa geçtim. Arkam dönük zaten, fırladı geldi, aldım. Elimi ilk defa bıraktım, bu oldu. 5 dakika bıraktınız, başınıza mı geldi? 5 dakika. 5 dakika olmamıştır. Efendim çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Polislerimiz süper, harika. Harika polisler. 10 dakika içinde suçlu bulundu. Çalınan kolyem de iade edildi. Ben...
bilmiyorum. Çok minnettar kaldım. Polislerimiz süper. Ya ben arkasından koştum. Yani koştum, bağırdım, yardım istedim. Evet. Duyarlı vatandaşlardan birisi aramış. Bir dakika sonra geldiler, polisi aradılar. Bizler önce apartmanımızda komşular aramış zaten. Herkes çok ilgili. Zaten ben aradığımda 155'i şimdi de aradılar dedi, bildirdiler dedi. Biz sivilleri oraya yönlendiriyorum dedi. Yani komplike bir hareket oldu. En fazla 15 dakika oldu olay içinde. 15 dakikada yakaladılar. Bana yapılan başkasına yapılmaz. Peki korktunuz mu? Neler istediniz? Çok korktum. Ben şeker tansiyon hastasıyım kızım. Yani bir de daha çok yeni bel ameliyatlıyım. İtebilirdi beni, düşebilirdim, sakat kalabilirdim yani. Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da hizmet veren çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle oluşturduğu Engelsiz Hizmet Komisyonu toplandı değerli izleyenler. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin Lara bölgesine engelsiz plaj yapacağının müjdesi de verildi. Bunlarda ücret vermediklerini söylüyorlar. Doğru. Bu zaten merkezde de alınmadığıyla ilgili. Temel özgürlüklerinden eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek, emin ve insanlık onuruna saygıyı güçlendirmekti. Katılım ediliyor diyerek. Tamam, muaf değil çünkü. İyi görüyor. Yani dezavantajlı grup, özellikle engellilerin İslam konusunda hiçbir belediye ayrımı yapmıyor. Genel yönetimdeki bütün belediyeler bu konularda yani biraz yani hoşgörümüzü biraz geniş tutmamıza fayda var. Bu kötüye gidersek zaten sonuçta alamayız. Bu komisyonda sizlerin aldığı, sizlerin bizi yönlendirmeleri sonucunda güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Ve güzel dikleri beraber paylaşacağız. Ve bunun keyfini beraber alacağız. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı. Gazipaşa'ya bağlı Koru Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı değerli izleyenler. Ev sahibi A.Y. ve ailesinin o esnada evde bulunmadığı biliniyor. O sırada evde olmadıkları biliniyor ki bu da aslında en azından olumlu bir nokta onlar için. Yangını gören çevredekiler itfaiye ve polise haber verirken yangının ardından evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi. Durmadı, içeriye bakmamız lazım, bizim kontrol etmemiz lazım. Almanya'dan tatile gelen iki gurbetçi içerisinde cep telefonu, kıyafet ve bir miktar paraları bulunan çantaları çalınınca şort ve plaj havlusuyla ortada kaldılar değerli izleyenler. Bir uygulama vasıtasıyla, telefondaki bir uygulama vasıtasıyla iz süren polis baskın yaptıkları adreste kimseyi bulamadı. Polis kapı varsa. Bugün hiç gelmedi ama. Yok gelmedi. Kaç gündür gelmedi? Yok evde onlar. Dur ben bir telefonda bir arayayım bakalım da onları. Geçmiş olsun efendim, ne oldu? Geçmiş olsun. Telefonunuz çalınmıştı ya, duyduk. Bir şey söylemeyecek misiniz? Değerli izleyenler, devam ediyoruz bültene sıradaki haberle. Burdur Yeşilova Karayolu'nun Düer Köyü yakınlarında meydana gelen kazada ne yazık ki bir kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.
Konyaaltı sahilinde denize giren ve iyi yüzme bilmediği öğrenilen 32 yaşındaki Mehmet Eber isimli vatandaş ne yazık ki boğularak can verdi değerli izleyenler. Arkadaşları, talihsiz adamın cesedinin sudan çıkarıldığı sırada gözyaşları içerisinde kaldılar. Trafik kazası haberiyle daha devam ediyoruz bültene. Manavgat ilçesi Evrenseki kavşağında Antalya-Sivas seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsü ve bir tur minibüsünün çarpıştığı kazada 4'ü yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı. Değerli izleyenler, spor haberleriyle devam edelim şimdi de bültene. Biliyorsunuz hafta sonu Süper Lig'de müsabakalar oynandı ve temsilcilerimiz de yine her hafta olduğu gibi karşılaşmalara çıktılar ki bu yıl özellikle iki takımdan da hem Antalyaspor'dan hem de Alanyaspor'dan beklentimiz oldukça yüksek. Antalyaspor'la başlayacağız şimdi. Alanyaspor'a ilişkin haber de var sırada, onu da getireceğiz. Onu da söylemekte fayda var. Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı kırmızı beyazlı temsilcimiz. Teknik direktör Bülent Korkmaz maç sonunda açıklamalarda bulundu. Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Zor bir deplasmandı. İyi bir takım. Sistemi, düzeni hem savunma anlamında hem hücum anlamında iyi olan bir takım. Bu zor deplasmandan puana dönmek önemliydi. İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık. Ama ikinci yarı, özellikle ikinci gol şanslı bir goldü. Ama genel anlamında Konyaspor gibi savunmayı iyi yapan bir takıma iki gol atmak, gol pozisyonuna girmek bizim de hücum aksiyonunun çok iyi olduğunu gösteriyor. İleriki haftalarda daha da farklı bir takım olacağımızı herkes görecek. Hücum yönünde daha aktif, daha aksiyonu bol bir oyun oynayacağız. İleriki haftalarda daha iyi olacağız. Ciddi bir soru mu soruyorsunuz? Ben anlamadım şimdi ya. Hani evet, ciddiden hocam, bir soru mu soruyorsunuz? Esame listesinde... Bizim esame listemizde bütün oyuncular var. O zaman yazılmamış bir hata olmuş olabilir hocam. Yani bu bizim suçumuz değil ki. Yani anlamıyorum, ne demek istediğinizi anlamıyorum. Hocam göstereyim ben size. Bir saniye, hayır, yanınıza gidebilir miyim? Hayır, gerek yok canım. Ne gerek yok ki? Hayır, oyun devam etti mi? Devam etti hocam. Tamam. Demek ki yanlışlık biz tarafından değil, artık kim tarafından yapılmışsa. Esame listesi eksik yazılmış olabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hayır canım, bizde öyle bir şey olmaz. Yani nasıl esame? Yok, bize dağıtılan esame listesinde yazılmamış. Bu bizim sorunumuz değil ki. Biz esame listesini yazdık, doğru şekilde verdik, bitti. 21 kişilik kadro, teknik ekip, yedek kulübesi olacak kişiler o kadar. Yani yetkili kim? Yöneten kim? Hakem, hakeme sorun. Peki, teşekkür ederim. Veya temsilci mi? Kim bakıyorsa o işler, onu sorun. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim, iyi akşamlar. Değerli izleyenler, devam ediyoruz. Alanyaspor'la ilgili bir haber var şimdi de sırada. Biliyorsunuz Süper Lig'de 3'te 3 yaptı turuncu yeşilli temsilcimiz ve 9 puanla şu anda lider durumda bulunuyor ki Erol Bulut'la birlikte. Bakalım bu sezon nasıl bir performans sergileyecek, merakla bekleniyordu ki ilk 3 haftada olumlu sinyaller verdi diyebiliriz Alanyaspor için. Yeni Malatyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyette döndü Alanyaspor ve maç sonunda Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Aslında bugün ilk yarıyı herkes izlediğinde bizim adımıza çok kolay bir maç olacağını herkes düşünüyorken ikinci yarıda biraz erken gol yiyince biraz stres yaptık, panik yaptı futbolcularımız. İlk yarı çok iyi geçti bizim adımıza. İkinci yarıda da bulduğumuz şansları iyi değerlendirmiş olsaydık 4 ve 5'e gidebilirdik ama değerlendiremedik bunları, şanslarımızı. O yüzden yediğimiz ikinci gol oldu. Sonlara doğru stres, panik biraz daha arttı futbolcularımızda. Ama sonuçta kazanmayı bildik. Tüm futbolcularımı kutluyorum. Malatya spor takımını kutluyorum. İyi mücadele ettiler. İkinci yarı gerçekten baskılı oynadılar. Ama tabii kazandığımızın dolayı
mutluyuz. İkincisi, biraz rahatladık. 3-0 olunca ilk yarı, ikinci yarı biraz rahat takım çıkmış oldu. Hatta ben soyunma odasında dedim, maç 3-0 değil, 0-0. O şekilde sahaya çıkıp mücadele edip maçı kazanmamız lazım. Ama ister istemez bu bazen işte takımda oluşuyor, futbolcularda oluşuyor. Ama yine de ben futbolcularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler ikinci yarı. Sonuçta 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz. 3-3 yaptık. Lider galiba bugün olduk. Tabii lider bugün olmak önemli değil. 34. haftadan sonra. Değerli izleyenler, bir hatırlatmayla devam edelim bültene. Kanal Antalya ekranlarında bu akşam yeni bir program başlıyor saat 22'de. Spor Ateşi değerli izleyenler. Bundan böyle Antalya'da Antalya Spor gerekse Alanya Spor'la ilgili gelişmeleri bulabileceksiniz ki özellikle spora dair, futbola dair ve tabii diğer branşlar da konuşulacaktır muhtemelen. Önemli gündem belirleyen bir program olmasını bekliyoruz. Saat 22'de Spor Ateşi isimli programı izleyebilirsiniz değerli izleyenler. Saatler 22'yi gösterdiğinde. Devam ediyoruz bültene sıradaki haberle. Demre ilçesi Çayazı limanına gelen turistlerin ve tekne sahiplerinin Şakir ve Rıfkı adını verdiği iki karetta kaplumbağası ilgi odağı oldu. Demre Çayazı'ndaki karettalar turizme renk kattılar. Turistler onları ilgiyle izliyorlar. Karettalarımıza kavun, karpuz ve Demre'nin meşhur mavi yengecinin atıklarından, kabuklarından veriyoruz. Onlarla besliyoruz. Yani bu gerçekten Demre turizmine çok önemli bir katkı sağladı. Demre Çayazı Limanı'nda deniz kaplumbağalarıyla dost olduk. Onlara her gün yiyecekler veriyoruz. Hatta kendi aramızda onlara Şakir, Rıfkı gibi isimler verdik. Gelen turistler ilgiyle izliyorlar. Demre turizmine renk kattılar. Değerli izleyenler, bülteni noktalıyoruz. Yaklaşık 35 dakika boyunca Antalya gündeminden yansıyanları anlatmaya aktarmaya çalıştık sizlere ki tabii özellikle pazartesi günü olması sebebiyle belki de biraz asayiş ağırlıklı bir bülten oldu. Onu da fark etmek çok da güç olmasa gerek herhalde. Yarın biliyorsunuz gün içerisinde saatler 14'ü gösterdiğinde haber maratonuna başlıyoruz ve her saat başı canlı yayınlarla karşınızda oluyoruz. Orada gün içerisinde sizlerle birlikte olacağız değerli izleyenler. Bir diğer yandansa her zaman olduğu gibi hafta içi her gün akşam saatler 20.30'u gösterdiğinde ana haber bülteniyle karşınızda oluyoruz değerli izleyenler ve Antalya'dan yansıyanları, Antalya'nın ilçelerinden önemli gelişmeleri ve yine bir diğer yandan da civar illerde yaşanan gelişmeleri de sizlerle buluşturmaya gayret sarf ediyoruz. Siyasetin gündemine bakıyoruz, asayiş oluyor, işte hayatın içerisinden iyisiyle kötüsüyle haberler oluyor değerli izleyenler. Onları da 20.30'da ana haber bülteninde, yani bu bültende izleme fırsatı bulabiliyorsunuz. Bülteni noktalayalım. Yarın yeniden karşınızda olacağız saat 20.30'da. Görüşmek ümidiyle.